Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kış ayında rahatlıkla yapabileceğiniz, şifası gerçekten çok bol olan bir tarif vereceğim. Bununla hem zayıflayacaksınız hem de öksürüğe, bronşite çok iyi geliyor. Hem de yağ yakmanıza yardımcı oluyor. Malzemelerimiz gene evinizde olan şeylerden. Şu şekilde bir bardak suyum var, sıcak suyum var. Şöyle bir de iki küçük mandalina var. Siz orta boy bir mandalina da kullanabilirsiniz. Öncelikle kabuklarını soyuyoruz. Bununla çok güzel bir çay yapacağız arkadaşlar. Yıkıyorsunuz mandalinalarınızı tabi önce. Yıkadıktan sonra bu şekilde 2 adet küçük mandalinamı soydum. İçinde bulunduğu bir maddeden dolayı arkadaşlar kansere karşı bile çok etkili olduğu biliniyor. Zaten kışın elinizin altında bence bol bol kullanın derim. Yazınca kullanmak isterseniz bunu kıştan kurutup da dolaba buzluğa koyabilirsiniz. Yazında o şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü yazında oluyor illaki öksürük. Sadece öksürük değil, yağ yakmanıza da aynı zamanda yardımcı oluyor. Bu şekilde doğradıktan sonra içerisine atacağız sıcak suyu ve 5 dakika demlendiriyorsunuz. Mutlaka böyle kapaklı bir şey kullanın. Çünkü içinde böyle uçucu yağlar olan meyveleri eğer çay yapacaksanız demlendirirken kapağının kapalı olması gerekiyor. Tamamen içindeki o yağı bırakması için. Hepsini koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika bu şekilde demlendiriyoruz. Daha sonra nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım size. Evet, 5 dakikamız doldu arkadaşlar. Hemen açalım. Bakın bu şekilde yavaş yavaş rengini vermeye başlıyor. Siz bu aşamada böyle bir süzgeçle bunu süzebilirsiniz. Başka bir kaba alabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde gösteriyorum size. Tekrar toparlayacak olursak yağ yakımına yardımcı oluyor. Sizi hem tok tutuyor hem bronşite, öksürüğe geçmeyen öksürüklerinize, nezleye, gribe çok iyi geliyor. Şu anda tam mevsimindeyken mutlaka bol bol tüketmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kansere karşı bile çok büyük etkileri var. Yalnız kullanmadan önce iyice mandalinayı yıkamayı unutmayın. Hatta kabuklarını şu şekilde bıçakla eğer şey yaparsanız o beyaz kısımlarının o kimyasal varsa eğer onların çıktığında göreceksiniz. Mutlaka bol bol yıkayın kabuklarını, ondan sonra kullanın. 5 dakika boyunca demlendiriyorsunuz. Daha sonra bu çayı günde 2 defa yapabilirsiniz. Öğün araları size kalmış. Ben sabahları aç karnına bir bardak içiyorum ve gece yatmadan önce bir bardak olacak şekilde içiyorum. Ve her zaman dediğim gibi yediklerinize dikkat edin. Sporunuzu yapın. En az yarım saat 45 dakika bir sporunuzu yapın. Yediklerinize de dikkat ettikten sonra mutlaka kilo vereceksinizdir. Evet, benim videom buraya kadardı. Kanalıma abone değilseniz, videolarımdan haberdar olmak isterseniz öncelikle zilinizi açıp kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.